adam. Hi, good night. Yeah. Can you speak English? Yeah. You know what I need? I need water for wash. If I go there, can you wash me? You washing where? Here, you know, if I... Sure? Sure. Really? Because, you know, I'm homeless. 3 days ago I came here, but this I can't walk anymore because all my leg, you know, burn. Really, I'm not joking. I will go there. I have sabun, soup, and just 1 minute you wash me, okay? I leave it here after you take, no problem. I give a problem to you. Uh-huh. But is, you know, anyone if see me, that's problem? Problem for me. Uh-huh. But is, you will leave? Yeah, I leave it after you take. Okay. Tamam. Adam hakikaten hortumu bırakmış buraya. Elimde de hiç açılmamış sabunum var. Tam Malezya'dan aldıydım bugünler için. Hemen AVM'nin önündeyim. İnsanlar çıkıyor, bir sirkülasyon var ama burada böyle ağaçtan saklanamıyorum. Sol taraftan da görünüyorum. O yüzden oturacağım ve sadece bacak aramı yıkasam yeter. Altıma da şort giydim. Üstümde de böyle bir gömlek var. O yüzden sanki böyle sıçar pozisyonda kendimi yıkayacağım şimdi. Battı balık yan gider mantığıyla biraz da burada böyle bir şeyler yapmaya çalışacağım. Çünkü koş. Sen kurşun gibi lan bu. Günaydın, günaydın. Ya keşke başka bir şey dinleseymişim ya. Saat 1'e 10 var. Ve inanır mısınız? Kimse bana dokunmadı bile. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun demedi bile. Telefonum gece boyu şarjdaydı. Kimse karışmadı bile ya. Tam böyle artık üstüme güneş vuruyor. Artık kavruluyorum. Dilim damağım kurudu. Baksana susuzluktan sesim değişmiş. Sonra dedim kalkayım bari yani. Biliyorsunuz gene Varna'da yattıydım. Hoppa. Haydi yine bismillah. Ay. Of, kavrulmuşum lan. Dur şurada şu çeşme vardı değil mi? Buradan biraz. Açıl susam açıl. Açıl abi ay. Ay. Ne oldu lan vücudumdaki su bitmiş. Kavrulmuşum son ana kadar insan uyanmaz mı ya? Neyim kardeşim ben, Hintli miyim ya? Nedir bu bağışıklık bendeki ya? Güzel baksana ayakkabılarım burada. Şahzatı falan kimse karışmamış. Oy bir anda kalktım ya başımın önünde. Güzel başlıyoruz günler. Motor çalışmıyor. Mecbur. Su falan şart. Koşup bir anda atlayayım mı suya? He atlayayım da sonra kaç bin dolar götüme girsin değil mi? Başlıyoruz yine görüşürüz. Şimdi görüşürüz. Bak dün daha konuşamıyorum, daha anlatamadım bile, daha uyanamamışım. İçerideki hani AVM'de yukarıdan su dökülüyordu ya, insanlar küçük sallarla geziyorlardı. İşte o su dökülen yerin yukarıdan görüntüsü. Böyle girdap oluşuyor. Koşu koşu aşağı dökülüyor. Ben şimdi tuvalete hem su içmeye hem de dişlerimi fırçalamaya geldim. Ama dün güvenlikler çantamı araştırırken
Maalesef ki diş macunumu düşürmüşler. O yüzden ben de dişlerimi macunsuz fırçalayacağım. 1-0'dan büyüktür, ne yapayım en azından? Üstündeki plaklar falan götür diye düşünüyorum yani. Ne yapayım? Aklına da girdi. Bir şey yok. Nasıl kanalı dokunur dokunmaz. Vallahi gerçekten de fırçalıyorum ha. Yemin ediyorum fırçalıyorum ama bu niye böyle kanıyor? Bu kadar kanamaması lazım ya. Ulan şu kafaya bak ya, şu tıraşa bak ya. Bir insan hiç mi güzel bir berbere denk gelmez yurt dışında ya. Şekil bile almıyor, baksana. Bu ne? Bu ne? Tamam ama hani olduğu kadar. Bas gitsin işte, yeter önümüze gelmesin. Bu ne ya? Burayı... Bu niye böyle bırakmışlar buramı ya? Allah Allah. Oo, tamam bitti bitti işte. Günaydın, günaydın. Günlük bakımlar yapıldı mı? Ben yaptım gördünüz. Macunsuz dişim fırça aldım. Bir trakla da, trak değil, tarakla saçma şekil verdim. Böyle bir yarı bitte de tuvalet suyu. Oh, düz güne başladık. Bir an bismillah. Ben şimdi 3 gündür vakit geçirdiğim Marina'dan ayrılıyorum. Bu ne diyor lan burada? Watch out for other crossing. Oğlum bu neyle ya? Bu hangi hayvan ya? Allah Allah, bilmiyorum. Yine bir şeyler falan varmış yani. Böyle 2,5 kilometre yürüyeceğim. Bu arada fark ettiniz bilmiyorum. 3 gündür hiç sokakta kedi, köpek görmedim abi. Hiç sokak hayvanı yok. Yani köpek konusunu anlayabilirim. Ama kedidir abi ya. Mesela İstanbul'un tek sevdiğim noktası her yerde kedi olması. Kedi sokağın kalbidir, canıdır. Her ülkede olması gereken bir şey. Ve biliyorsunuz İstanbul'daki kediler dünyaca ünlü. Ama burada maalesef ki herhangi bir şekilde hiç sokak hayvanına denk gelmedim. Bakın burada da böyle bir sanat yapmışlar. Dönüyor. Neden dönüyor bilmiyorum. Ama dönüyor. Bakalım malzemesi neymiş? Demir. Şurada şöyle bir pervane var. Abi ne amaçlı acaba? Gerçekten rüzgar veriyor mu bakalım? Yok, rüzgar vermiyor da üstü sanırım güneş paneli herhalde. Değil mi, o parça parça siyah şeyler güneş paneli ve elektrik üretiyor sanırım ve şunlar da gece lambası olabilir o ürettiğinle. Kendi kendini idare eden bir lamba olabilir. Ya bu ağaçları özellikle mi seçmişler bilmiyorum ama ya gerçekten o kadar net bir rengi var ki sanki böyle kalemle çizilmiş gibi ya. Bu kabuğunun soyulması falan bile inanılmaz bir sanat katmış ya. Ya Allah'ım sen ne güzel şeyler yaratıyorsun ya. Ya bu kadar farklı şeyi bu kadar güzel yaratmak. Allah Allah. Allah'ım sen harbi işi biliyorsun ya. Vallahi çok zevkli birisin. Allah senden razı olsun. İyi ki beni yaratmışsın ya. Vallahi herkesi yaratıp da beni yaratmasaydın açıkçası gönül koyardım ya. Hayatta olmaktan daha güzel bir şey varsa o da gerçekten yaşamak. Ve ben dünya gezerken yaşadığımı hissediyorum. Her gün farklı şeyler yaşadıkça gerçekten diyorum ki aa ben bu hayatta varım. Ben bir yer kaplıyorum. Her günüm farklı. Her günüm çok güzel ve benden farklı olanları benim kültürümden, benim bildiğimden, duyduğumdan, tahmin ettiğimden bile farklı olanları gördükçe dünyanın ne kadar güzel bir yer olduğunu anlıyorum. Çok güzel ya. Yaşamak çok güzel. Hayat çok güzel.
Baksanıza sağıma soluma. İnanılmaz. Baksana gene kargalar kalk diyor, kaşmeller bırakmadılar peşimi. Çok iyi ya. Gerçekten çok mutluyum ya. Allah'ım sen ne kadar güzel bir hayat yaşatıyorsun bana ya. Umarım herkese daha güzeli, daha çok huzurlu hissedeceği bir hayat diliyorum. Benimki böyle. Belki doğru, belki yanlış. Adamın biri demiş ki, emekli olunca ne yapacaksın? Bilmem. Onda emekli olan Furkan düşünsün. Biri demiş ki, Alzheimer olursan her şey bitti gitti demek. Abi ben Alzheimer olduktan sonra çoluğumu çocuğumu hatırlamıyorum ya. Evim arabam olsa ne olacak? Emekliliği benim sigorta girişim de yok ya. Oradan bakınca gerçekten emekliliğini düşünen biri olarak mı görünüyorum? İnanılmaz ya. Sadece bir tane hayatım var ve onu kafama göre yaşıyorum. Evet, belki yanlış olabilir ama benim terazimde çok doğru. Ben her zaman diyorum, ben çok şanslı bir ailede doğdum. Maddi olarak olmasa da manevi olarak çok iyiydim ve Allah'a şükür annem babam maddi olarak bizi hiçbir zaman eksik hissettirmedi. Ama şu an zaten benim anne babam işçi emeklisi olsa da en azından kimseye muhtaç değiller. Ve evimiz arabamız var. O yüzden yani benim bakmakla zorunluluğum yok onlara. Çok şükür kendilerini idare ediyorum. Sadece ben, onlar beni büyüttü. Ben de onlara dünyayı gezmek istiyorum. Annemin bir karavan hayali var. Bunu da gerçekleştirmek falan istiyorum yani. O yüzden benim terazimde herhangi bir şekilde ardımda bıraktığım ya da rızkını yediğim bir çoluğum çocuğum yok ki. Kendi derdim, kendi keyfim. Kimsenin bir söz hakkı yok yani. Kimseye bir zararım da yok. Görüyorsunuz, olabildiğince fayda sağlamaya da çalışıyorum yani. O yüzden aman emekli olanı, emekli olacak Furkan düşünsün. Aman yapacak bir şey yok yani. Keyfim çok yerinde. Uğraşamam yani. İnsanlar hep bir şey diyor abi. Ben anlamadım ya. Ya bu insanlara her zaman her şey deme hakkını kim verdi bilmiyorum. Kurban oldum Rabbim. İyi ki yaratmışsın insanları, özellikle kadınları. Çok teşekkür ediyorum. Allah senden razı olsun ama neden her insana beyin vermedin veya beyin verdin, kullanma kılavuzunu neden yanına koymadın? Ya da neden herkese dil verdin Rabbim? Herkes konuşuyor be Rabbim. Bence bu konuda biraz seçici olmalıydın, kurban oldum. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Yine de senin takdirinden sual olunmaz. Ama bence bazı insanlar çok boş konuşuyor. Onlardan biri ben de olabilirim ama en azından benim kimseye zararım yok. Kimsenin hayatını eleştirmiyorum, yargılamıyorum. Kendim abi, kanalda konuşuyorum. Beğenmezsen dislike atarsın ama ölten çıkarsın yani. Ben kimseye geçmişte, geleceğine veya hayatına karışmıyorum yani. Demiyorum, aa bu niye böyle giymiş, aa bu niye bu küpeyi takmış, aa bu niye saçını boyatmış. Aa bu yalan yapıyor, aa bu boş yaşıyor. Bana ne abi? Ben kendi derdim kendime yetiyor ki çok şükür derdim yok. Şu an en büyük derdim ne biliyor musunuz işte? Şu çantamın koptuğu yer, 2 kilometre yürüyecek olmam. Bunlar üçüncüyü sayamadım ya. Ay, üçüncü derdi sayamadım. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Burada da böyle ilginç bir mimari yapmışlar. Üstünde çok fazla insan motif var. Bazısı bisiklete biniyor, bazısı dans ediyor. Bazısı renkli, bazısı sadece mat kırmızı. Bilmiyorum, yaklaşık bir 20-25 metre var. Bu çekik gözlülerin çocuklar çok tatlı ya. Vallahi inanılmaz güzel. Şu yeşilliği görüyorsunuz değil mi? Gerçekten şehirde her yerde yeşillik var. Oğlum ne oluyor lan? Şimdi ben Chinatown'a doğru gidiyorum. Asya ülkelerinde gerçekten her yerde Çinlerin yaşadığı ve Chinatown adı verildiği yer göreceksiniz. Kaçarı yok. Çünkü bu Çinliler her yerde. Vallahi her yerdeler. İnanılmaz bir nüfusları var ya. Kendi ülkelerinde 1,5 milyarlar neredeyse. Ve
Malezya'sı, Singapur'u, Japonya'sı, Filipin'i falan her yerdiler. Bunlar zamanında nasıl sevişti abi? Ya bu nasıl bir doğurganlık ya? Ya bu nasıl bir yürek ya? Bu nasıl bir tempo ya? Bunlar ne yedi, ne içti abi ya? Hep bir de diyorlar ki Çinli'nin küfacık abi, Allah'tan büyük değilmiş ya. Büyük olsa bu kaşmeler bize var ya, ekmek yedirtmezdi ha. Oo Tesla kardeşim sen geç abi. Arabalar çok kıyak. Mesela bak bu arabanın modeli ne bilmiyorum. Ben nereden geçeceğimi bilmiyorum. Dur şuradan geçeyim aynen. Bak bu arabanın modeli ne, ilk defa gördüm bunu. Mersolar. Bu ne? Bunu da bilmiyorum. Bu da farklı bir model. Bu kardeşim Mitsubishi. Geç abicim. Şurada da farklı bir sanat var. Bir kişi oturmuş, dizlerini karnına çekmiş. Düşünüyor, aman düşünme be kanka. Vallahi düşünen de ölüyor, düşünmeyen de ölüyor. Bak sana diyeyim ben. Yıl oldu 2024. Açlıktan, susuzluktan ölen insan yok. Ama vallahi stresten ölen veya stresin getirdiği hastalıklardan ölen birçok insan tanıyorum. Sivilcen de çıkıyor, kanser de oluyorsun, tümör de oluyor, saçın da dökülüyor. Ve bunlar oldukça psikolojin daha çok etkileniyor ve da en son intihar. Boşver be oğlum ya. Dünyayı sen mi kurtaracaksın ya? Boşver ya. Biraz da sen başarısız ol. Biraz da sen kaygısız ol. Sen öldükten sonra arkandan insanlar en fazla 2 gün ağlayacak be. Anan ağlasa bir hafta 10 gün ağlar ya. Ya bu kadar gerek var mı insanları hayatı kafaya takmaya? Boşver abi ya. Boşver. Nereden gidiyoruz biz? Sıkma canını ya. Geçer. Geçmezse de boşver ya. Geçmezse de geçmesin ya. Öyle yaşamayı öğrenirsin. Sıkma canını. Çok düşünme, manyak olursun. Bakın burada da insanlar böyle toplanmış, sigara içiyorlar abi. Şuradan çıkan öyle büyük ihtimal o yerdeki sarı hizadan. Çok komik ya. Varlık için yokluk çekiyorlar. Bu arada dün ben 7-Eleven'da gördüm. Bir paket sigara sanırım 17 dolar filan. Pahalı ha. Lan verilir mi ya? Burada da böyle toplar var. Ne anlama geliyor bilmiyorum. Bunlar da işte saçmalamış, yapmak için yapmışlar yani. Baksana tamamen bitki kaplama yapmışlar. Şurada şöyle bir şey var ama ne olduğunu anlamadım. Böyle buralara girdikçe çok sık bina görmeye başladım. Evet, Kuveyt'te de böyle yüksek uzun binalar vardı ama Kuveyt'te çok dağınık. Buradaysa arkadaşlar gördüğünüz üzere binaların hepsini neredeyse yan yana yapmışlar. Bir yere toplamışlar yani. Şunun gerçekten ne olduğunu anlamadım. Diyor bak diyor burada kaykay yapmayın diyor bu kaşmer. İhbar edin mi lan seni şimdi? Baksana burada sigara içersen 2000 dolarmış cezası. Mekandan mekana göre değişiyor herhalde. Bakın insanlar buraya şezlong tarzı sandalyelerine koymuşlar. Ağacın altında ayaklarında çimlere koymuşlar. Hem elektriği toprağa veriyorlar, hem güneşleniyorlar. Ama bir yandan bir ses geliyor şu binadan sanırım, o rahatsız ediyor. Ama genel olarak çok güzel ve sakin farkındaysanız. Hiç korna sesi yok. Bir çığlık sesi yok. Bebek ağlama sesi yok. Ama müzik sesi bile yok ya. Singapur'da gece bir saatten sonra duş almak, sifon kullanmak filan da yasakmış arkadaşlar. Bakın şu binanın ortasına, görüyor musunuz, resmen bir orman edası. Ağaçlar nasıl sarkmış. Şurada da aynı şekil. Vallahi çok iyi. Vallahi helal olsun.
kayısal çalışması gerçekten mükemmel. Bakın şu karşıdaki binanın her katındaki pencereden çiçek sarkmış. Ve hemen yanına geçtiğinde şu koca katlı binanın orta katlarında görüyor musunuz gene ağaçlar var. Abi bildiğin plastik süs ağaçlar efendim, gerçek ağaçlar ya. Yani onun zeminine kaç metre toprak verdiler bilmiyorum veya bundan 20-30 sene sonra o ağaç daha çok kök saldığından ne olacak? Acaba her ağaç aynı kökü salmıyor mu? Yani bilmiyorum ama o betona, o yapıya, o altındaki tavana zarar vermez mi diye düşünmeden edemiyorum. Şu yaprağı da yeni dünya ağacı sanıyorum her seferinde ama değil. Gerçekten canım çok fazla yeni dünya çekiyor. Meyve çekiyor abi, ben meyve de yemiyorum bayağıdır ya. Bu Singapur beni çok zorladı. Ve gerçekten Singapur'da kötü giyinimli insan yok diyebilirim. Tüm kadın, tüm erkekler çok bakımlı. Yani obez insan görmedim diyebilirim. İnsanlar çok fazla spor yapıyorlar. Hatta ben biliyorsunuz bu sabah uyuduğumda 5'i geçiyordu. Abi o saatte koşmaya çıkan vardı ya. İnsanlar gün içinde çok fazla bisiklet sürüyorlar. İp atlıyorlar gördüm. Formlarına çok dikkat ediyorlar. Ve zaten gelirleri iyi olduğu için yaşam kaliteleri de oldukça yüksek. Bakın mesela şurada da şöyle bir mimar görüyor musunuz? O kadar binanın kolonu şöyle. Tabii arka tarafta da bayağı bir temel var ama çok ilginç bir mimar ya. Onun da bakın görüyor musunuz? Üçüncü katında resmen bir orman var. Çok iyi. Tabii artık marinadan uzaklaşınca göçmenlerin veya hizmet sektöründe çalışan insanların yaşadığı muhitlere gelince evlerde küçüldü haliyle. Bakın burada böyle bir yer var. 1822'den beri aktif mi bilmiyorum. Bir Çin tapınağı sanırım. Dışında aslanlar falan var ama kilitli. Dediğim gibi ben Çin mahallesine doğru gidiyorum. Burada sanırım yapılar değişecek. Değişmesi şart. Çünkü ülkenin her yeri kule olamaz yani. Veya göçmenler o kulelerde yaşayamaz. Singapur devleti Kuveyt'te olduğu gibi kendi halkına sahip çıkmasına rağmen tabii ki de göçmenlere sunduğu imkanlar aynı olmuyor. Bu Singapur devletinin suçu değil. Ama yine de dediğim gibi asgari ücret 800 dolardan başlıyor. Fakat bir ev kirasının 2000-3000 dolar olduğunu duydum. Arkadaşım söyledi ki zaten dün gece size çalışmasına rağmen dışarıda yatan göçmenlerin halini gösterdim. O yüzden yani ülkede çok para var ama herkese yok ve çok iyi gelir seviyesinin haliyle bir o kadar da gideri var. Ve buna ayak uyduramayan insanlar oluyor tabii ki de. Burası da bir dövüş salonuymuş. İçeride dövüşüyorlar. Bakın burada da insanlar oturmuş sigara içiyorlar abi, şaka gibiler ya. Bir yuvarlak oluşturup sigara içiyorlar ya. Vallahi helal olsun. Mimariden ve tabelalardan anlaşıldığı üzere Chinatown'a giriş yaptık. Bakar mısınız? Club Street Çince'de böyle yazılıyormuş. Hangisi club, hangisi street anlamadım. Acaba Çince soldan sağa mı, sağdan sola mı onu bile bilmiyorum ama abi bence öğrenmek çok zor olsa gerek ya. Ben Türkçeyi zor yazıyorum. Valla çok ilginç bir dil ya. Eğer ki Asya turu yapacaksanız ki bence kesinlikle yapmalısınız. Gittiğiniz ülkelerin %99'unda böyle Chinatown'lar var. Çünkü Çinliler dünyanın her yerinde ve gittikleri yerde kendi mahallelerini kuruyorlar. Ve o mahallelerde gerçekten oldukça ucuza konaklayabilir, oldukça ucuza yemek yiyebilir ve kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Çünkü Çinliler
tehlikeli insanlar değil. Kavgacı insan hiç değiller. Evet biraz umursamazlar. Ama yine de keyifli insanlar olduklarını düşünüyorum. Ve kendilerine has mimariyi her yerde yansıtıyorlar. Kültürlerini gittikleri yere götürüyorlar. O yüzden küçük çaplı da olsa bir şok yaşayabilirsiniz. Bakar mısınız bu evin pencereliklerine? Çok basit ama o uçlarından hafif yukarıya kalkmış Çin mimarisi çok ilginç hissettiriyor. Çok keyifli. Çok basit dokunuşlarla kendi kültürlerini yansıtıp yaşatabiliyorlar. Burada da aynı şekil. Japon mimarisini çok merak ediyorum ya. Birkaç gün sonra kavuşacağız inşallah. O tapınaklarını, o kültürlerini, o yemeklerini, o kendilerine özgü kıyafetlerini, kimonoları falan. Daha önemlisi o kendilerine özgü tıraşlarını falan da çok merak ediyorum. Az kaldı. Bir 400-500 metre sonra varacağım inşallah. Çinlilerin nüfusu çok fazla olduğu için kendi ülkelerinin dışında bile bir mimari yaptıklarında gerçekten evleri oldukça küçük inşa ediyorlar. Çünkü gerçekten çok fazla nüfus var abi. Yani Çinliler için 200-300 metrekare evde yaşamak sanırım asla gerçekleşmeyecek bir hayal. Eğer ki çok zengin veya kendi kültürünün olmadığı bir ülkede yaşıyorsa o ayrı. Böyle kulelerin ardında kendi mimarilerini, kendi sokaklarını yapmışlar, kendi tabelaları. Açık konuşmak gerekirse Çinlilerin bu özelliğini çok seviyorum. Bu özelliğin aynısı Yahudilerde var. Gittikleri yerde birbirlerine sahip çıkıyorlar. Bu maalesef bizde olan bir kültür değil. Bizde de aksine lafa kalsa Türkler çok misafirperver, çok yardımsever, düşenin elinden tutan bir toplum ki gerçekten öyleyiz. Ama Türkiye'de her ne kadar son 4-5 sene içinde kültürümüzün maalesef ki ahlağı değişse de hala dünyanın en misafirperver, en yardımsever ırkıyız. Bunda şüphe yok. Ama benim anlamadığım bir şey var. Ya biz bu Türkler neden yurt dışına çıkınca denk geldiği Türkleri sahiplenmiyor? Ya inanamazsınız ya. Ülkeden adımını dışarıya atan bir Türk görecek, bir Türk'e yardım edecek, bir Türk'le iş yapacak diye aklı gidiyor. Bir ırk anca bu kadar kendi ülkesinden ayrıldıktan sonra bu kadar ırkını tanımaz ya. Ya bu her yerde. Almanya'da da böyle, Amerika'da da böyle, Çin'de de böyle, Japonya'da da böyle. Ben Türkler kadar birbirini sahiplenmeyen, sahiplenmekten kaçınan başka hiçbir ırk görmedim abi. Biz neden böyleyiz bilmiyorum. Bak, el alemin Çinlisi başka ülkede kendi mahallesini kurmuş, kendi akrabalarını falan getirmiş, burada çalıştırıyor. Bizde ise aksine ya, insan kendi akrabasını başka ülkedeki güzel şartlara bile götürmüyor ya. Fırsatları sunmuyor. Lafa kalsa aman bitiyiz, açız diyorlar. Çok ilginç ya. Bu kadar bir ırka sahip çıkmaz ya. Anlamıyorum neden. Bakın, karşıda da çok güzel böyle bir tapınak var. Bunun Çin tapınağı mı olduğunu bilmiyorum ama Hindistan'da böyle şeyler çok gördüm. Yani öyle bir temple de olabilir. Ama burası bir Çin mahallesi. Buraya daha sonra gireriz. Ve aynı zamanda böyle kendi kültürlerini yaşattıkları mahalle kurunca hem birbirlerine sahip çıkıyorlar hem de burayı turistik bir yer haline getiriyorlar. Ve her gün onlarca insan gelip bu insanların kültürlerini yaşıyorlar, görüyorlar, döviz getiriyorlar.
Ama bu bizde yok. Gerçekten bu bizde yok. Yani biz Türklerde hatta elinden gelse var ya, ülkeden ayrıldıktan sonra yemin ediyorum vatandaşlıktan çıkıp Türkçeyi unutacak dereceye geliyorlar ya. Bu kadar olamaz ya. Erkeği kadını kötülüyor, kadını erkeğini kötülüyor. Ben anlamıyorum, bir ırk bu kadar mı birbirine yaranamaz? Vallahi bizim savaşımız kendimizle. Bir de diyorlar yok batıydı şeydi falan. Yok abi, biz kendi içimizdeki kendimize olan nefretimizi çözersek yemin ediyorum biz her şeyi başarırız. Ama biz anca birbirimize dövüşelim abi. Biz birbirimizin başarısından mutlu olmayan, aksine biri başardığında onun ayağını kaydırmaya çalışan bir toplumuz. Neden böyle yapıyoruz bilmiyorum ama gerçekten birbirimizin başarısından keyif almıyoruz. Buk atmayı çok seviyoruz. Biri başarınca diyoruz ki aa, kesin bir şey yapmıştır ya, kara paradır ya, siyasettir ya, şudur. Aman hiç demeyiz bu çalışmış ya da bu ne yapmış ya da kardeşim sen başarmışsın bize yol göster filan. Yok, ne akıl almayı severiz ne de tebrik etmeyi. Aksine var ya, buk atmaya veya tavsiye vermeye, akıl vermeye bayılırız biz yani. Biz neden böyleyiz bilmiyorum. İnşallah toparlayacağız. Çok güzel bir ceketmiş. Bir de diyorlar ya Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur diye. Yok abi, o tamamen yalan. Türk'ün o kadar çok dostu var ki, sen zaten iyi insan olursan senin çok dostun oluyor ama bence Türk'ün Türk'ten başka düşman da yok abi. Yemin ediyorum. Türk'ün Türk'ten başka düşmanı yok. Ben gene konuşmaya daldım. Benim hostelim nerede bilmiyorum ama ben artık hostel bulmam lazım. Sonra gene yaparız dedikoduyu. Gerçekten çok güzel sokaklar var ya. İnanılmaz yapmış Kaşmirler. Vallahi insan imremiyor değil. Bakın burada da en az 75 yaşında iki tane Avrupalı çiftimiz gezmeye gelmiş. Maalesef bizim emeklerimiz bunu da yapamıyor. Ama o farklı bir günün dedikodusu olsun. Ona yapacak bir şeyimiz yok maalesef. İlginç. Baksana rengarenk, çok güzel duruyor. Çok keyifli. İsterdim mesela burada da böyle bir Türk mahallesi olsun. Gelelim kebap yiyelim, döner yiyelim, ne bileyim içli köfte, mantı, sarma falan yiyelim, yapalım. Ne olur, ne olur, bizim mutfağımız çok daha iyi. Biz gerçekten çok daha güzel insanlarız. Bizi şu Çin yemeklerine lütfen muhtaç etmeyin ya. Ama birazdan yiyeceğiz, ne yapalım, yapacak bir şey yok. Benim nerede? Hostelim nerede? Benim hostelim burası. Ruksakin. Tam önümde de portakal suyu otomatı var. İyi, güzel. Biliyorsunuz. O yüzden güne başlayamıyorum kaç gündür içmediğim için. 2 dolarmış. İptal. Push diyor. Sensin push. Push diyor. Ne itiliyor, ne açılıyor. Ne yapayım abi bunu? Tekmeyle mi açayım yani? Yes, thanks. Güzel içeri. Klimalı. Meğerse şuna basması gerekiyormuş. O yüzden açılmamış. Hay. Oo, sisteme bak lan. Baksana burada şeyler var da. Açamıyorum ki oğlum. Nasıl bir şey lan bu? Tamam. Ya kardeşim, ne saçma sistemler yapıyorsunuz ya? Thanks, okay. Benim yatağım 4 numaraymış, tamam. Burası, oy. 2 tane puf yastık. Güzel, şarj aletim falan. Ay, çok iyi. Çok iyi. Böyle bir işte anahtar verdiler. Bu dolabın anahtarı. Bu da o kapı açma şeyi. Böyle bir oda. Sadece iki tane ranza var. Burası yüksek tavanlı mı, öteki alçak. Klima ve vantilatör var. İçerisi de oldukça soğuk. Güzel. Keyifli.
Şimdi Wi-Fi'ye bağlanıp falan biraz soğuklanıp sonrasında çıkıp yemek yiyelim. Yorulduk ya, değil mi?